Merhaba sevgili dostlar. Kanuni Sultan Süleyman'ı hepiniz biliyorsunuz. Kudretli adam. Bütün dünyaya hükmediyor. Peki bu kudretli adamın çok iyi bir şair olduğunu, divan edebiyatına Muhibbi mahlasını kullanarak çok güzel şiirler kazandırdığını biliyor muydunuz? Bence birçoğunuz biliyorsunuzdur. Kum tanelerinin sayısı kadar ömrümüz dahi olsa, nihayetinde bir saat gibi geçip gideceğini, halkın çok itibar ettiği bir devletin sahibi dahi olsanız, bir nefes sağlıktan daha değerli olmadığını anlatan güzel bir şiiri. Bu şiirden bir beyit okuyarak sizlere hatırlatmak istiyorum. Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Bir Nefes Sıhhat programına hoş geldiniz. Peki nedir sağlık? Hasta ya da sakat olmama durumu mu? Dünya Sağlık Örgütü şöyle tanımlıyor. Sağlık, bedensel, ruhsal ve sosyal tam bir iyilik halidir. Amacımız, alanında yetkin uzman arkadaşlarımızı misafir ederek, siz sayın seyircilerimizin sağlıkla ilgili merak ettiği bütün soruları, bütün konuları ele almak, yaşamın her alanında bedensel, ruhsal ve sosyal tam iyilik hali için bize lazım olacak bilgileri beraberce paylaşmak. Akılda kalıcı tüyolar vereceğiz. Mümkün olduğunca gereksiz bilgilere sapmadan kolay anlaşılır, neşeli, canlı ve ilginç programlar yapacağız. Sürçülisan edersek affola. Sokak röportajlarımız olacak mesela. O bölümde işleyeceğimiz konuları siz sayın halkımıza soracağız, fikirlerinizi alacağız. Hep beraber doğru bildiğimiz yanlışları, belki de ön yargılarımızı fark etmemizi sağlayacağız. Bir farkındalık yaratacağız. Biraz tarihten, şifacılıktan günümüze yani modern tıbba gelene kadar sağlık bilimlerinin geçirdiği evreleri anekdotlar vererek anlatacağız. Konuklarımıza biz de konuk olacağız. İcra ettiği mesleğin dışındaki yeteneklerini, hobilerini, uğraşılarını, meraklarını bizlerle paylaşmalarını isteyeceğiz. Dedim ya, neşeli, canlı, ilginç programlar olacak. İlk programımızda sevgili dostum, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Koray Altunay'ı konuk edeceğiz. Başlıyoruz. İyi seyirler. Ve ilk konuğum eski dostum, sevgili operatör doktor Koray Altunay. Merhaba. Merhaba sevgili kardeşim. Hoş geldin, sefalar getirdin. Bu ben muhteşem olacağı inandığım bu programın ilk konu olmak beni çok mutlu ediyor. Çok mutluyum bu konuda. Ben çünkü ekibin çok profesyonel, ekip çok iyi, sen de çok iyisin. Bence bu program çok iyi olacak ve bunun ilk konu olmak benim için çok büyük onur. Teşekkür ederim. Buna layık gördüğün için. Sen benim uğurumsun. Sağ ol kardeşim benim, teşekkür ederim. İlk programı seninle yapmak benim için bir onur. İnşallah en güzel günleri görürsünüz. Bence çok da güzel olacağına inanıyorum bu programı. Kabul ettiğin için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, sağ ol, hoş geldin. Biz hemen konumuza girelim mi? Seve seve, tabii ki. Tabii ki. Koray Hocam, kadın doğum uzmanısın. Yıllardır bu mesleği icra ediyorsun. Çok başarılı, çok sevilen bir doktorsun. Teşekkür ederim, estağfurullah. İltifat etmiyorum, bu böyle. Sağ ol, teşekkür ederim. Sokağa çıktığımızda, Koray Hocanın adını söylediğimizde insanların yüzünde bir tebessüm belirtiyor. Eyvallah, çok teşekkür ederim. Bana birazcık kendinden bahseder misin? Ben 1972 doğumluyum. Antakya doğumluyum tabii ki. Memleketimize döndük yine. Cemalettin Tınaztepe'de okudum ilkokulu. Sonra Özel Atan Lisesi'nde okudum. Sonra Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne gittim. Sonra yine Ankara'da ihtisas yaptım. Sonra buraya geldim, Antakya Doğum Evi'nde çalıştım. Ardından da Mozaik Hastanesi'ni kurduk. Sonra ben bir de tüp bebek eğitimine gittim. Sonra geldik de tüp bebek kurduk, çok şükür. Yani bölgenin ilk tüp bebeğini kurduk buraya. Bu anlamda bu bizim için çok büyük bir onur oldu aslında. Yani bizim için bir hedefti aslında. Buraya yeni bir şey getirmek, bir ilk getirmek bir hedefti bizim için. Ve bunu getirmenin verdiği mutluluk ve gurur var. Yani sonuçta çok uzun süreli bir Antakya tarihinin ilk tüp bebeği diyebiliriz artık. İlk bu işleri biz yaptık burada. Çok bu güzel oldu bizim için. Çocuk demek gelecek demek. Gelecek demek. Elimizden gelen her şeyi İnsanlara yapıyoruz. İnsanlara gelecek veriyorsunuz. Hizmet için. Aynen öyle. Aynen öyle. Çok güzel. Hizmet için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Mutluyuz yani. Bu açılım çok güzel oldu. Bölgede çok büyük faydası oldu. Çünkü insanlar cidden sıkıntısını yaşıyordu bunun. Sonuçlarımız da çok şükür çok iyi. Harika. İyi bir hizmet veriyoruz. İyi hizmet veriyoruz burada. Ona hiç şüphem yok. Mozaik Hastanesi bebek olarak. Peki hemen ilk soruyu sorayım Koray Hocam. Tabii ki. Kısırlık nedir? Kısırlık aslında tanım olarak
Yani bir yıl yeni evli çiftlerin bir yıl düzenli ilişkiye rağmen, düzenli ilişki en az hafta 2-3 kez ilişkiye rağmen. Bir yıl. Tabii en az bir yıl. Ama tabii onda bir şey daha var, onu da anlatacağım Cüneyt Hocam. En az bir yıl düzenli ilişki olması lazım ki biz bunun sonunda gebelik olmazsa acaba kısırlık tanısını koyuyoruz. Ama bunlar tabii özellikle bayanın yaşı 35 yaştan büyükse bunu 6'ya indiriyoruz. Hı hı. 40 ve üzeri ise neredeyse hiç beklemiyoruz tedavi için. O zaman onu da tanıma sokup bir önce tedavi planlıyoruz. Yani 35 yaşın üzerindeki birine kısırlık teşhisi koymak için 6 ay beklemek yeterli. 6 ay. Daha fazla beklemiyoruz. Yani 40 yaşın üzerindeki insanlar için çok da beklemeye gerek yok. Lazım. Çok hızlı hareket etmek lazım. Anlıyorum. Tabii ki. Çok hızlı hareket etmek lazım. Çok hızlı hareket etmek lazım yaşından dolayı. Kesinlikle. Çünkü çok ciddi artıyor. 40'tan sonra çok ciddi sıkıntılar yaşamaya başlıyoruz. 45'ten sonra neredeyse sıfır oluyor. Çok ciddi. Peki hangi yaşta olursa olsun normal rutin karı koca ilişkilerini sürdürdükleri halde bebekleri olmayan insanlar size bebek talebiyle geliyorlar. Evet. Bu konudaki yaklaşımınız nasıl oluyor? Şimdi Cüneyt Hocam ilk önce bir genel değerlendirme yapmak gerekiyor. Yani hanımefendiyi adet döneminde çağırıyoruz. Bir hormonlarına bakıyoruz. Hormonal bir sıkıntımız var mı? Çünkü birçok hormon gebelik oluşumunu etkiliyor. Goiter hormonları. Adet döneminde kadının hormonlarının laboratuvar tetkiklerinin yapılması lazım. Aynen öyle. Peki. Bir ultrason değerlendirmesi yapıyoruz. Yumurtalıkları nasıl? Rahim nasıl? Bir sıkıntı var mı yok mu? Rahimde miyom var mı? Yumurtalıklarda kist var mı? Veya başka bir şey var mı? Akabinde beyefendinin sperm tahlilini yapıyoruz. Spermde bir sıkıntı var mı? Yani gebelik olmasına engel bir şey var mı? Hareket problemi var mı? Sayı problemi var mı? Onları değerlendiriyoruz. Tabii süre dolmuşsa eğer, dediğim gibi işte 35'ten küçüklerle 1 yıl dolmuşsa, 35'ten büyüklerle 6 ay dolmuşsa rahim filmi çekiyoruz. Mutlaka rahim filmi çok çok önemli. Altın değerinde. Yani tüpler açık mı, değil mi? Rahim film dediğimiz olayda ilaç vererek rahimden radyolojik görüntü alınıyor. O da çok kıymetli bir tetkik. Rahim filmi dediğimiz histeroskopi mi? Histerosalpingografi. Histeroskopi onun bir üst versiyonu. Ameliyattır histeroskopi. İçeri kamerayla girmektir. Rahim filmi histeroskopi. Yani artık son dönemde uyutarak yapıyoruz bunu. Şimdi o konuda da halk arasında çok yanlış inanışlar var. İşte çok ağırlı bir film, işte rahmi dışarı çıkartıyorlar falan gibi. Öyle bir şey de yok. Bu algıyı da yıkmak gerekiyor. Bundan bir türlü halk korkuyor. Çok basit bir film aslında. Yani radyoopak bir madde veriyoruz. Aynen öyle. Aynen öyle. Radyoopak halk arasında bu renkli film denilen şey. Gibi, aynen öyle. Evet. Yani halk arasında işte bu ESG korkusunu bir yenmek gerekiyor tabii. Çünkü bizim için çok kıymetli bir tetkik. Uyutarak yapıyoruz son dönemlerde. Eskiden uyutmadan yaparak bu tetkiki. Artık eskiden uyutarak. Ağrıya maruz kalıyorlardı. Aynen. Ama şimdi bir miktar kasık ağrısı oluyordu. Çok ciddi bir ağrısı olmuyordu aslında ama şimdi artık hani hastaların haklı olarak yani artık bu gelişen teknolojide bu dönemlerde artık kimsenin ağrıya tahammülü yok. Haklılar. Çünkü her türlü imkanımız var ağrıyı sınırlamak veya sıfırlamak için. Bunun için rahim filmi uyutarak çekiyoruz. Bizim için çok kıymetli. Çünkü rahimin içindeki şekil bozukluklarını bize gösteriyor. Tüpler açık mı değil mi onu gösteriyor. Bütün bunları tamamladıktan sonra bu çiftlerde sebep neyse ona yönelik tedavi yapıyoruz. Hemen tüp bebek falan yapmıyoruz tabii ki. Peki bir diğer soru. 40 yaşı anladık. İleri bir yaş, menopoza yakın bir yaş. 35 yaş için niye erken davranıyoruz? Şimdi 35 yaştan itibaren başlıyor sıkıntılar. Yani yumurtanın azalması süreci başlıyor. Onun için 35 yaş olan hastalarla ne kadar erken yola çıkarsak o kadar iyi oluyor. 40 yaştan sonra çok daha dramatik olarak düşüyor. Yumurta rezervi, yumurta cevabı. 45'ten sonra artık neredeyse sıfıra düşüyor. Onun için acelemiz var. Yani acele etmek en önemli şey bu tedavilerde. En kısa zamanda tedaviye başlamak en önemli şey. Başarı anlamında. Çok önemli. 35 yaşında acele etmeye başlamalıyız. Tabii ki. %100. Yani o yaşlarda evlendiysek bir sıkıntı yok. Ama bir türlü en kısa zamanda tedaviye başlamak lazım. Eğer o yaşlardaysak. Bize bebek isteğiyle geldiler. Daha önce normal karı koca faaliyetlerini bir yıl boyunca rutin olarak sürdürmüşler ve hamile kalmamış hanımefendi. Burada önereceğimiz şey sanırım tüp bebek. Şöyle aslında hani az önce özetlediğim tedavi tahlillerden sonra, tetkiklerden sonra tabii hemen tüp bebeğe geçmiyoruz. Yaşla alakalı biraz. Şimdi yaşımız gençse önce basit hap tedavi mesela rahim filmini çektik. Her şey normal çıktı. Tüpler açık. Sperm normal. O zaman basit bir hap tedavisi yapıyoruz sadece. Hap veriyoruz, ilişkiye girin diyoruz. Belli bir ilişki planlaması, ilişki zamanlaması planlıyoruz.
Ola ki işte 3 ay verdik, 4 ay verdik. Ondan sonra gebelik gerçekleşmediğine, ondan sonra yine sperm sayısı yeterliyse bir aşılama tedavisine geçiyoruz. Onun bir üst tedavisi. In vitro fertilizasyon. O işte in vitro fertilizasyon, tüp bebek. IUI dediğimiz in utero inseminasyon, yani spermin rahim içine verilmesi şeklinde verilmesi. Bir tedavi aşılama. Şöyle yani bu aşamalarına geçtikten sonra yani gebelik elde edilemezse tüp bebek, yani aşama aşama direkt tüp bebek değil, ama şöyle söyleyeyim ben size, hasta mesela 39 yaşından büyük, 40'lara dayanmış artık. Geldiği zaman biz aşılamadır, haptır falan bu tedavilerle uğraşmak çok da doğru olmuyor açıkçası. O tarz hastada bir önce tüp bebeğe geçmek gerekiyor ki zaten yumurta cevabı azalmış oluyor. Onun için zaman kaybetmeden özellikle 40'a yaklaşmış, 40'ın geçmiş hastalarda çok böyle hap verelim, ilişkiye girelim, işte ne bileyim aşılama yapalım gibi tedavilerden artık bırakıp bir an önce tüp bebeğe geçmek çok daha mantıklı oluyor. Bu işin içinde olan biri olarak bunu net olarak söyleyebilirim. Anladım. Şimdi tüp bebek yöntemiyle ilgili ve tüp bebek yöntemiyle oluşan gebelikle ilgili halkımız ne düşünüyor? Bu konuyu merak ettik ve Tansel hocamızın, Tansel Öter hocamızın çabasıyla bir sokak röportajları serisi yaptık. Bunu ne beraber güzel, izleyelim ne güzel, mi? Büyük bir zevkle. Büyük bir zevkle. Peki. Merhabalar. Merhaba. Tüp bebek gebeliği ile normal gebelik arasında fark var mı? Tabii ki de var. Bir tanesi yani tüp bebek doktorlar yardımıyla yapılıyor ama normal gebelik doğal yollarla gebe kalınması durumu. Peki bebekler arasında bir fark oluşuyor mu sence? Hayır. Kesinlikle oluşmuyor. Hepsi bebek. Evet, hepsi aynı diyorsun. Teşekkürler. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Merhaba. Merhabalar. Merhabalar. Tüp bebek gebeliği ile normal gebelik arasında fark var mı? Bence yok. Olmamalı. Tüp bebek gebeliği ile normal gebelik arasında fark var mı? Evet. Soruyu bilmedi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ablacığım. Heh. Tüp bebek gebeliği ile normal gebelik arasında fark var mı? Ben hiçbir bilgim yok. Ben. Peki. Teşekkürler. Merhaba. Tüp bebek gebeliği ile normal gebelik arasında fark var mı? Yani bence yok. Neden yok? Yani sonuçta ikisinde de doğan bir bebek var, bir anne var. Sadece hani yolu farklı oluyor ama aynı şey oluyor. Çok güzel. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Görüşürüz. Gençler kolay gelsin. Yüreğine sağlık. Bir sorum olacaktı. Müziğinizi böldüm ama. Ben de müzisyenim biliyorsun. Yani müzik yapmaya çalışıyoruz. Neyse burada kendimi anlatmayacağım. Soruma geçiyorum. Tüp bebek gebeliği ile normal gebelik arasında fark var mı? Biyolojik olarak mı? Fark etmez. Bence yok. Neden yok? Yani güzel soru. Adıyaman ile evet. Yayla da arasında. Gerçi çok yanlış oldu. Kes. Tamam, başka örnek ver. Başka örnek vereyim. Vereyim Tansel hocam ya. Başka örnek verebilir misin? Hayır. Tamam, teşekkür ederim. Kolay gelsin. Ben teşekkür ederim. Metin abi, Saray Caddesi'nin sevilen esnaflarından birisin. Çok sana sormadan geçmek çok istemedik. Sağ olun. Tüp bebek gebeliği ile normal gebelik arasında fark var mı? Aslında hiçbir fark yok. Yani tüp bebekle normal bebek arasında sadece normal bebekte olasılık tabii ki bir tane bebek oluyor genelde. Nadirdir ikiz bebek olması. Tüp bebekte ise 2, 3, 4 olabiliyor. Aradaki farkı bu olarak görebiliyorum. Çok güzel açıkladınız. Evet. Farkı fiyatı mı? Şimdi şöyle, farkı şu şekilde fiyatı. Abi bir bebekle dört bebeği böyle bir arada büyütmek, Allah sabır versin. Sponsor ararız yani. Sponsor olurlarsa tüp bebek anlamında aileler şanslı olur bence. Teşekkür ederiz. Buradan Koray Hoca'ya bir selam gönderelim. Wow, sevgili Koray Hocam, benim canım ciğerimdir. Çok sağ olun. Tüp bebek gebeliği ile normal gebelik arasında fark var mı sizce? Tabii ki çok fark var. Ne gibi fark var? Ya normal bebek yani daha sağlıklı. Ama onda çok risk var. Ne tür riskler var? Mesela çevrenizde tüp bebek gebeliğiyle doğum yapan biri oldu mu tanıdığınız? Yok, tanıdık hiç görmedim de hani kulak misafiri oldu. Bir araba hastanesinde de çalıştım. Evet. Aynen, zor bir olay.
Zor bir olay. Tamam, bunu hocamıza soralım mı? Programda. Tamam, teşekkür ederiz, sağ olun. Evet, tüp bebek gebeliği ile normal gebelik arasında fark var mı? Ya hiç o konuda bir bilgim yok ama bana göre fark illaki olur ya. Doğal yollarla olmak farklı. Doğal yolla. Peki tüp bebek doğal olmadığını düşünüyorsunuz tüp bebeğin? Ya, hiçbir konuda fikrim olmadığı için hani ne desem yanlış olur diye düşünüyorum. Anladım. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Merhabalar. Merhaba. Bir sorum olacaktı size. Tabii, buyurun. Tüp bebek gebeliği ile normal gebelik arasında fark var mıdır sizce? İnanın ben bilmiyorum. Nereden bileyim ben? Bununla ilgili bir bilgim yok. Evet, hiçbir fikriniz yok. Maalesef. Peki daha önce duymadınız mı tüp bebek tabii, gebeliği? Tabii duydum ama yani hiç araştırma gereği duymadım. Çünkü ben bekar bir adamım. Tüp bebek gebeliği ile normal gebelik arasında fark var mı? Hamile kalmadım daha önce, bilmiyorum. Tüp bebek gebeliği ile normal gebelik arasında fark var mı? Var. Yani var, evet. Ne fark var? Yani... Normal bebek de, hani tüp bebek de oluşuyor. Yani tüpten mi yapıyorlar? Yani tüpten yapıyorlar değil mi abla? Tamam, teşekkür ederiz, sağ olun. Hocam, tüp bebek gebeliği ile normal gebelik arasında fark var mı? İnan ki bilmiyorum. Bilmiyorsunuz. Peki daha önce duydunuz mu tüp bebek? Tabii ki duydum. Nereden duydunuz? Sosyal medyadan mı? Sosyal medyadan, bir de eski insanlar bu insanlarla gibi, biliyorsunuz yani yemeklerden tut bilmem neye kadar her şey değişti artık. Evet. Merhaba. Merhaba. Tüp bebek gebeliği ile normal gebelik arasında bir fark var mı? Tabii ki var. Tüp bebek tedavisini doktorlar yardımıyla gerçekleştiriyoruz ama normal gebelikte böyle bir durum söz konusu değil. Evet, yani normal gebelikte böyle bir ihtiyaç duyulmuyor. Aynen. Çocuklarda bir farklılık var mı? Hayır, hiçbir farkları yok. Peki neden sence farkları yok? Yani çünkü yani annenin yumurtası aynı. Ek bir şey yapmıyorlar çünkü. Hey, merhaba. La ben nesalik. Fi bisir el-valid. Fi bisir yani بصير توب يعني بال شو اسمه بحطه بالخزنه عند الدكاتره ما بين حط توب بابك بال شو بقولوا له يعني سموده بقولوا له سموده كمان ما فهمت عربي عربي Smooth hakkında. Evet, sevgili bizi kardeşim. Bizi bilgilendirir misin? Çok güzel. Metin kardeşim turşuya benzetmiş biraz mevzuyu ama bir nevi turşu kurmaya benzetmiş. Güzel bir benzetme aslında. Kötü bir benzetme değil. Kavanozdan yola çıkmış. Kavanozdan yola çıkmış. Çok çok güzel. Yani iyi bir yaklaşım. Değişik bir yaklaşım. Hoşuma gitti valla. Şimdi tabii bu tabirlerin Arapçasını öğrenmek de zor. Şimdi burada bir konuşulan Arapça, halk Arapça, sokakta konuşulan Arapça'da tüp bebek falan çok kullanılan bir terim olmadığı için en son turşuya dönmüş olay. İşte zira veya zera veya işte tıfıl embub gibi şeyleri var tüp bebeğin tabi Arapça'da. Zira. Sağ olsun Metin hocam da kendince bir tanım yapmış. Hoşuma gitti ama. Kullanacağım. Metin hocanın tercümanlık konusundaki yardımı için teşekkür ediyoruz. Turşu olarak kullanacağız mı? Güzel bir tanım. Peki hocam, yumurta hücresiyle sperm hücresini birleştirdik ve döllenmeyi gerçekleştirdik. Bundan sonra bir de dondurma diye bir yöntem var. O da ihtimaller arasında. Bize tabii. Ondan biraz bahseder misin? Şimdi teknolojik ilerledi ki biz her şeyi dondurabiliyoruz. Yakında sizleri de donduracağız. Bir 20-30 sene sonra tekrar çözeceğiz. Şimdi şöyle, spermi de dondurabiliyoruz. Yumurtanın kendisini de dondurabiliyoruz. Oluşan bebeği de dondurabiliyoruz. Bunların hepsi çığır açan yöntemler tüp bebekte. Şimdi tabii embriyodan başlayalım. Embriyo dondurmanın çok ciddi avantajları oldu bize. Şimdi çok yumurta sayılı hastalarda, polikistik over hastalarında, aşırı yumurta cevabı veren hastalarda önceki dönemlerde direkt transfer yapılıyordu ve transfer sonucu gebelik oluşursa veya oluşmazsa ciddi şişlik riski, anne hayatını tehdit edecek kadar ciddi karın şişlikleri, sıvı toplanması gibi şeyler olabiliyordu. Biz bu yöntemle yani dondurmayla bunun çok 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 ciddi önüne geçtik. Yani bebekleri oluşturuyoruz. Çok aşırı bir cevap veren hastada. Bebekleri 5. güne getiriyoruz. Gelirse eğer 5. güne. 5. günde donduruyoruz. Anneyi dinlendiriyoruz. Takip eden 2. döngüde de transferlerini yapıyoruz. Ve gebelik şansı da çok artıyor bu tarz hastalarda. Çünkü o bozulmuş yumurtalıkların çok şişmesinden dolayı bozulmuş ortam düzelmiş oluyor. Hastanın hayatı tehlikeye girmemiş oluyor. Gebelik şansı ciddi şekilde artmış oluyor. Tabii artı ek olarak diyelim transfer yaptık hastamıza, tüp bebek yaptık, transferimizi yaptık. Bebek arttı.
bebek var elimizde. Onları dondurabiliyoruz. İsterse 2 sene sonra, isterse 3 sene sonra. Türkiye'deki yasal mevzuatlara göre 5 seneye kadar tutabiliyoruz bunları elimizde. 5 sene sonunda yine uzatmak isteyen hastalar işte sağlık müdürlüğüne dilekçe verip uzatabiliyorlar. Yani sayın seyirciler, bir döllenme olayı gerçekleştirildi. Birçok yumurtaya döllenme yaptık. Bu yumurtaların sanırım yasal olarak şimdi bir tanesi rahmetli oluyor. Aynen, yaşa göre değişiyor. 35 yaştan küçükse bir tane, 35 yaştan büyükse iki tane. Daha önce denemesi iki tane, başarısı denemesi varsa yine iki tane konuluyor. Ama hiçbir zaman az önce Metin kardeşim dediği gibi 3 veya 4 tane konulmuyor. Yasak Türkiye'de, yapmıyoruz zaten. Doğru da değil çünkü. Hani 300 veya 400 olması çok doğru bir şey değil açıkçası. Yani annenin doğurma ihtimalini azaltıyor. Bebeklerin erken doğurma riskini arttırıyor. Yaşama ihtimallerini azaltıyor. Bu anlamda en fazla iki tane transfer yapılıyor da kurallara göre. Transfer dediğimiz şey arkadaşlar, döllenen yumurtanın rahme aktarılması. Aynen, doğru. Doğru. Birçok yumurta, 5, 10, 15 yumurta döllenebiliyor. Fertilizasyon yapılabiliyor. Bunlardan yaşa göre bir ya da iki tanesi rahme bırakılıyor. İzlenen seyre göre, gebeliğin tutup tutmamasına göre daha sonra yani ikiden fazla döllenen yumurta dondurulabiliyor. Daha sonraki evrelerde tutmaması durumu ihtimali söz konusu olduğunda daha sonra bu döllenen yumurtalar tekrar rahme bırakılabiliyor. Aynen. Rahme bırakılana kadar biz bunları dondurabiliyoruz. Tabii ki. Muhafaza ediyoruz. Çok güzel. Yani bu şekilde aynı dönem oluşturduğum bebeklerden işte bir 6 sene önce oluşturduğum bebeklerden 3. tur bebeğini doğuran hastam da var. Aynı dönem oluşan bebeklerden. Doğuruyor. 2 yıllara tekrar gebelik düşüne geliyor. Aynı embriyo grubundan transfer yapıyoruz. Gebelik oluyor tekrar. Doğuruyor. Şimdi 3. tura geçen hastam var. Aynı dönem oluşan. Bu da daha gençken alınan yumurtaların daha kaliteli bir gebelik. Muhteşem hocam. Çok güzel bir şey parmak bastınız. Muhteşem bir soru. Çünkü bu çok önemli bir şey. Tabii ki daha gençken alınan yumurtanın işte embriyo dönmesi ve bizim dondurmamız hasta. Biz diyelim bu işi 30 yaşında yaptık. Embriyoları dondurduk. İşte elimizde 8-10 tane embriyomuz var. Hasta doğurdu, 32 oldu. Hala 30 yaşın embriyonu kullanıyoruz. Hasta doğurdu, 34 oldu, 35 oldu, 36 oldu. Hala 30 yaşın embriyonu. Bu çünkü 30 yaşın embriyosu çok daha kaliteli. Bu sayede bunu sağlamış oluyoruz. Yani her yaşta o yaşın embriyonu kullanmış oluyoruz. 30 yaşın kaliteli, daha kaliteli embriyolar diyeyim o yaşa göre, 36'ya göre. Yani gebelik tutmasa bile, ilerleyen yaşlar, yani yaş ilerlese bile bizim tekrar ekeceğimiz yumurta 30 yaşın kalitesine sahip. Eğer sahipsek o embriyolara, elimizde varsa. Tabii bazen çok fazla embriyo çıkmayabiliyor. Bazen hiç oluşmayabiliyor. Peki bir şey sormak istiyorum. Annede ve babada veya babada bir genetik rahatsızlık var. Biliyorsunuz yumurta veya sperm annenin ve babanın kromozomlarını taşıyan birer hücre. Aynen öyle. Dolayısıyla annenin genetik bir hastalığını yumurtada görebileceğiz. Babanın kesinlikle genetik hastalığını spermde görebileceğiz. Kesinlikle. Genetik hastalıkların söz konusu olduğu durumlarda ne yapıyorsunuz? Bunda da muhteşem yöntemlerimiz var. Şimdi bunda da tabii yöremizde en sık görülen genetik problemler biliyorsunuz Akdeniz anemisi veya Orak hücre anemi taşıyıcılıkları ve bu tarz evlilikler yapılabiliyor. Biz bu yöntemle... Bu arada sayın izleyicilerimiz, Akdeniz anemisi, Orak hücre anemisinin dünyada en sık görüldüğü ama en sık görüldüğü bölge maalesef Hatay. Doğru. Bir de tabii bölgemizde bunu da ek olarak işte birçok spinal muskül atrofi gibi veya işte diğer genetik problemler, bebeğin işte belli bir yaşlarda çocuğu kaybetmekle giden problemler de görülüyor sık olarak bizim bölgemizde. Bunlara biz öncelikle tanıyı koyuyoruz. Laboratuvarımızla ön çalışmalar yapılıyor, kanlar gönderiliyor. Laboratuvarımız hazır izledikten sonra biz bu tarz hastalarda elimizden geldiği kadar çok sayıda 5. gün embriyosu oluşturmaya çalışıyoruz. 5. gün? 5. gün embriyosu. Çünkü eskiden 3. gün biyopsisi yapılıyordu. Bu biraz embriyo daha çok zarar veriyordu. Artık 5. gün biyopsisi tercih ediliyor. 5. gün embriyolar oluşturmaya çalışıyoruz. Havuzlama yapıyoruz. İlk seferde çok fazla oluşursa sıkıntı havuzlama yok. Nedir? Havuzlama şu. Yani elimizde yeteri kadar embriyo oluşmazsa, istediğimiz kadar. Yani belli bir sayının üzerinde embriyo oluşmazsa üzerine tekrar bir toplama yapıp bebek ekleyebiliyoruz. Bir daha topluyoruz, bir daha topluyoruz. Ta ki istediğimiz sayı ulaşana kadar. Bu tarz embriyolara biyopsi yapıyoruz. Biyopsiyi laboratuvarımıza gönderiyoruz. Embriyoları sıralıyoruz. Birden kaç tane embriyomuz varsa 1, 2, 3, 4 diye gidiyoruz. Laboratuvar bize belli bir süre sonra diyor ki 1, 3, 7 numaralı embriyolar sağlıklıdır. İşte 2 numaralı embriyo taşıyıcıdır. 3 numaralı embriyo hastadır. Böylece embriyoları araştırmış oluyoruz.
ve sağlıklı embriyoyu anneye transfer etme şansımız oluyor. Bu yöntemle çok ciddi sayıda hastamızı burada mutlu ettik bu anlamda. Yani daha önce bebeğini kaybetmiş hastalar da dahil bunun içine. Sağlıklı bebek aldılar kucaklarına. Özellikle orak hücre anemisi ve Akdeniz anemisi gibi durumlarda şimdi bebeğe tamam gebelik olur. İşte 12. haftada bebeğe koryovirüs biyopsisi yapılıyor. Parçalanıyor eşinden. İşte bebeğin hasta olması durumunda bebek işte sonuçlar 15-16 hafta olana kadar çıkıyor. Bebeğin hasta olması durumunda 15-16 hafta civarında bebek sonlandırılıyor. İlaç veriliyor. Canlı canlı bebek doğurtuluyor hasta olduğu için. Anlatabiliyor muyum? Bu anne için ciddi bir travma. Bu travmayı ortadan kaldırmak adına bu yöntemle tüp bebek yaptığımız zaman sağlıklı bebek yerleşme şansımız olduğu için bu da bir devrimdir bu konuda. Ve de çok ciddi bir yöntemdir. Yani toparlayacak olursak daha önceden anne ya da babada veya anne ve babada genetik hastalıklar mevcut ise bunun çocuğa nakledilmesi tamamen kaderdi. Doğru. Ama biz şimdi bu in vitro fertilizasyonda yani vücut dışında tüp içerisindeki gebe bırakma olayında oluşacak döllenmiş yumurtaların hangisinin hastalık potansiyeli olduğunu, aynen, hangisinin sağlıklı olduğunu seçebiliyor muyuz? Kesinlikle evet. Bu çok güzel bir şey işte. İşte bilim bu işe yarıyor. Aynen. İşte bilim bu işe yarıyor. Yani daha önceden hasta bir anne, hasta bir babanın evlatlarının hasta olup olmaması tamamen kaderken şimdi sağlıklı çocuklar aradan seçilebiliyor. Aynen. Doğru. Büyük bir olay. Gerçekten doğru. Bir devrim. Bu doğru. Bölgemiz için çok önemli bir olay. Dediğim gibi kan aksaklıklarının çok fazla sayıda taşıdık olduğu için çok önemli bir olay bizim için. Bunun bilinmesi de çok önemli aslında. Bizim bunu yapabildiğimizin bilinmesi de çok önemli. Şimdi bu tarz işte çok panik de geliyor hastalar bize. Ben işte ben de orak taşıyım, eşim de orak taşı. Ben beta, eşim de beta. Ne yapacağız, biz ne edeceğiz gibi. Bunlara biz hani bu vasıtayla bilgi vermemiz de çok iyi oldu bence. Teşekkür ederim bu anlamda size de. Sağ olun. Peki şimdi kadında yumurta var. Erkeğin spermiyogramını yaptık. Hiç sperm yok. Onlara da çaremiz var. Şimdi şöyle, yine eskiden sıfır olduğu zaman sperm yapacak hiçbir şey yoktu yani. Çünkü sıfır dışarıda sperm yok. Yani spermin olmaması da herhangi bir döllenme olma ihtimalini sıfıra indiriyor. Yok öyle bir ihtimal yok yani. Şimdi o tarz hastalarda bizim TESE yöntemi, mikro TESE, mikroskop altında erken yumurtalıklarını açıp ürologumuzla birlikte sperm bulma ameliyatı yapıyoruz. Ve ciddi sayıda, ciddi oranda sperm bulma şansımız oluyor bu tarz hastalarda. Ve bulduğumuz spermleri yine dondurabiliyoruz. Yani dediğim gibi hiç bebeği olmayacak bir hasta spermleri dondurularak tüp bebek yöntemiyle yine eş yaşına bağlı olarak, kadının yaşına bağlı olarak yine ciddi oranda gebelik elde etme şansına ulaşıyor. Ciddi oranda gebelik elde etme şansına ulaşıyor. Bu da bir devrim aslında. Yani bu da uzun yıllardır yapılıyor tabii. Bu yeni bir yöntem değil. Ama sıfır olan hastalar da, spermi sıfır olan hastalar da çaresiz değil. Bu tarz yöntemle gebelik elde etme şansımız oluyor. Yani sevgili izleyiciler, bir yıl, iki yıl yasal süre neyse evli kalıp da düzenli karı koca ilişkilerini sürdürmelerine rağmen çocuk sahibi olmayan insanlar bir kadın doğum uzmanımıza başvurduklarında çeşitli tahliller yapılıyor kadınlara. Tabii ki erkeklere de yapılıyor. Erkeklerde sperm tahlili yapılıyor. Eskiden Koray hocamızın ifade ettiği gibi spermiyogramında hiç sperm görünmeyen erkekler için yani o çiftler için çocuk sahibi olma umudu çok çok zayıf. Sıfırdır herhalde. Hiç sperm yoksa sıfırdır. Neredeyse sıfır. Sıfırdır tabii ki. Ama şimdi tıbbın geldiği noktada hekimlerimiz erkeğin testislerinde sperm arayabiliyor. Aynen, mikroskop eşliğinde. Kesinlikle. Erkeğin testislerinden spermiyogramda görülmeyen, erkeğin verdiği numunede görülmeyen spermleri erkeğin testislerinde o spermleri bulup dondurabiliyor hatta. Aynen. Sonraki aşamalarda bir olmazsa iki, iki olmazsa üçüncü denemelerde kullanmak üzere erkeğin spermlerini testislerin içerisinden çıkarıp alabiliyorlar. Net öyle, doğru. İnsanlığa nasıl bir hizmet bu?
Doğru. Harika. Yani çok keyifli bir iş gerçekten. Sonuçta hani eskiden hani sizin için yapacağınız bir şey yok. Evlatlık, çocuk düşünün falan denilen çiftlerin çoğu artık gebe kalabiliyor. Çok şükür. Çok ilerledik bu konuda. Tıp da çok ilerledi. Tüp bebek de çok ilerledi. Koray Hocam, herhalde standart bir prosedürünüz yok. Her hastaya göre, hastanın öznel koşullarına göre bir tedavi yönteminiz var. Kesinlikle. Yani zaten bu iş böyle hani işte önünde bir kağıt var. Yapacak belli. Hastayı çağır, şunları ver falan değil tabii. Hastayı tek tek özellikle incelemek gerekiyor. Yani hastanın yaşı çok önemli oluyor. Yumurta sayısı, ultrasonda görülen yumurta sayısı, daha önce tedavi almışsa ona verdiği cevaplar çok çok önemli oluyor. Önce aldığı tedaviyi biraz açabilir miyiz? Tabii, şimdi ya bize gelen hastalar daha önce dışarıda tüp bebek denemiş olabiliyorlar. Hı hı. Bu anlamda onların eski tedavilerini mutlaka şeylerini alıyoruz, kağıtlarını istiyoruz ki bu hastamıza ne verilmiş ve nasıl bir cevap vermiş hasta, kaç yumurta çıkmış, kaç bebek oluşmuş, nasıl gitmiş, onları yani bu bizim için çok önemli. Neden çok önemli? O bir nevi hastanın yol haritası oluyor. Yani hastanın verdiği cevap. Yani kötü bir cevap vermişse aynı ilaçları kullanmıyoruz. Ya da destek tedavilerini değiştiriyoruz. Ya da yumurta sayısına göre dozunu arttırıyoruz. Bunun için yani kişisel tedavi çok önemli. Her hastaya aynı tedavi değil. Her hastaya tek tek matematiğini, her hastanın matematiğini tek tek oluşturuyoruz. Her hastanın matematiği farklı. Her hastanın vereceği cevap farklı. Her hastanın alacağı ilaç farklı. O anlamda bu da tabii zamanla oluyor bu tecrübe. Yani bizim tabii burada 8 yıllık bir geçmişimiz oldu. Çok şükür 8 yıllık binlerce hastalık bir tecrübe oldu. Bu anlamda iyi pozisyona geldiğimi düşünüyorum artık bu anlamda. Daha da keyifli oluyor iş. Yani hani sonuç alıyor, daha çok keyifli oluyor. Peki Koray Hocam, şimdi hastaları tek tek kendi öznel koşullarında değerlendirdiniz. Her birine şahsına münhasır birer tedavi uyguladınız. Fakat olur ya, yani başarısız oldu. Ya da başka bir merkezde başarısız tüp bebek denemesi oldu. Bu durumda ne yapıyorsunuz? Tabii şimdi tüm bu başarısızlıklar aslında bizim için bir öğreti oluyor hasta açısından. Bir, dediğim gibi, bir harita oluyor. Yani başarısızlığı aslında bazen bir şey gibi görmek gerekiyor. Dışarıda veya burada fark etmez. En azından hastanın, dediğim gibi, elimizde hastanın yol haritası önümüzde oluyor. Bu anlamda bu tarz hastalara tabii neden başarısızlık olduğunun cevabını almak gerekiyor. Bunun için tabii daha önceden filmleri çekilmiştir vesaire bu hastanın. Ama ola ki rahimin içinde bebeğin yerleşmesine engel bir problem var mı? Bir et parçası veya başka bir şey var mı? Ya da döllenme ile ilgili sıkıntısı olmuş mu hastanın? Spermle ilgili bir sıkıntı var mı? Bunlara ne yapabiliriz? Ön tedavi verebilir miyiz? Ön tedavi verebiliriz. Yani bu hastaya, anneye, anne adayına ve baba adayına işte antioksidan ajanlar gibi ön tedaviler verip biraz daha sperm kalitesini, yumurta kalitesini arttırıp belki yumurta sayısını artıracak ek ilaçlar ekleyip, eğer ki rahimde bir sıkıntı varsa onun düzeltimini yapıp tedaviye devam etmek gerekiyor. Artı transferde mesela ek olarak işte intravenöz lipid enjeksiyonu gibi ek tedaviler var. Lipid. Serum intralipid tabii. Serum takıyoruz, bunun içindeki ekstra faktörler tutunma ihtimalini artırıyor gebeliğin. Hı. Yani elimizde çok fazla bu anlamda silah var. Dediğim gibi onu hastanın durumuna göre ek tedavileri planlıyoruz hastaya biraz daha yüksek başarı elde etmek adına. Mesela rahim ve çizik atma diye bir şey var mesela. Tabii bunlar daha nedir önce o? İki kez başarısı denemesi olmuş hastalara yapılıyor. Aslında hemen her hastaya yapalım diye bir şey söz konusu değil. Rahime giriyoruz, işte et parçası varsa temizliyoruz histeroskopi yöntemiyle. Ondan sonra içeri bir bebeklerin yerleşeceği alanlar oluşturuyoruz. Yani bir şey gibi. Rahmin mukozasını, iç aynen yüzeyini öyle. Yani çiziyoruz, çekim merkezi gibi bir oluyor onlar. Yaptığımız o alanlar kanlanması artırıyor. Tutunma alanı mı oluşturuyor? Tabii kanlanmasını artırıp o bölgenin sonraki denemede bir çekim merkezi gibi oluyor. Sonraki transfer, akabindeki ayda transfer yapmak en mantıklısı oluyor. Baba adaylarına ne öneriyorsunuz bu arada? Onlara da antioksidanlar veriliyor. Gerekirse hormon tedavisine ihtiyacı varsa virologumuz vasıtası hormon tedavisi veriliyor. Yani bunlar sigara şimdi tabii çok onlar çok önemli. Şimdi bakın, bir sürü zaten çevresel faktör var bizi etkileyen. Bir sürü yani işte egzozdan tutun işte manyetik alanlar, işte wifi'ler, şunlar bunlar derken zaten yeterince bize zehirleyen unsur varken üstüne bir de sigara içmek kesinlikle önermediğimiz şeyler. Anne için de baba için de keza öyle. Mutlak ve mutlak kesmeleri gerekiyor sigarayı. Kesin, net. Anne baba
adayları, çocuk isteyen arkadaşlar, modemlerden uzak durun. Wi-Fi ile fazla aşırı neşir olmayın. Sigara almayın. Egzozdan da uzak durun. Alkol çok eser mi? Yani şöyle, onu da abartmamak gerekiyor. Onu alkol da almayın. Onu da almayın bence. Çünkü bu dönemlerde hepsini, bu tarz şeyleri kesmek gerekiyor. Toplu yaşadığımız yerlerde, şehirlerde oluşan hava kirliliğine fazla maruz kalmamak kalmayın. İçin doğa yürüyüşleri yapın. Kesinlikle. Yeme içme konusunda önemli. Ne diyoruz? Ya sağlıklı beslenmek gerekiyor açıkçası. Şimdi bizim son dönem fast food'tur falan gibi böyle çok ekstra sağlıksız beslenme sıkıntımız da var. Sağlıklı beslenme, az ve sık beslenme, özellikle doğal ürünlerle beslenme, kapalı ürünlerden kaçınma, bitki çayları da çok hani... Bitki çayları süperdi falan deniyor. Ben onları da çok yani yanında değilim açıkçası. Bitki çayların da çeşidi var. Bir sürü çeşidi var. Hangisi yararlı, hangisi yararlı bilmiyoruz. Onlara da çok girmemek lazım. Doğal. Yani eskiden köyde nasıl yapıyorsa atalarımız, onlar gibi beslenmek lazım. Değil bence. Mi? Tabii ki. Süt içmek lazım. Güzel kahvaltı yapmak lazım. Doğal yani, süt içmek lazım. Yani şöyle, ben açıkçası hani bizim gebe takibimiz olduğu için biraz hani pastörize süt için diyorum. Biraz hani kaynamış süt yeterli olmuyor. Soğuk süt içeceksek özellikle. Bir tek onu pastörize öneriyorum. Diğer her şeyi doğal olmasını istiyorum açıkçası. Sebzesi, meyvesi tabii abartmadan, her türlü şeyin fazlası zarar. Meyvenin de fazlası zarar. Fazla yediğinde mesela şeker yükün artıyor vesaire. Koray hocam, demin sperm azlığından bahsettik. Kadında yumurta azsa ne yapacağız? Yumurta sayısı. Sevgili kardeşim, onda da şöyle. Yumurta sayısını arttırıcı ek bazı ilaçlar var. İşte testosteron türevleri, antioksidanlar vesaire. Veriyoruz hastamıza. Bir süre için yüklüyoruz bunu. Tabii yükleme süresi de çok şey. Yani onda da süremiz kısıtlı. Çünkü yetiştirdiğimiz her ay aleyhimize işliyor. Bunları belli bir süre kullandıktan sonra bir önce yumurta toplama işine giriyoruz. Eğer ki az yumurta olursa, bunlarda da işte havuzlama yöntemiyle daha fazla yumurta çıkartmak adına birkaç ay daha tedaviye devam ediyoruz. Ta ki yeterli kadar, istediğimiz kadar yumurtaya ulaşana kadar gidiyoruz. Havuzlama yöntemi yapıyoruz. Ön tedavi yapıyoruz. Biraz da yüksek doz ilaç veriyoruz. Ve yumurta elde etmeye çalışıyoruz onlarda da. Havuzlama yöntemini kısaca bir daha hatırlatalım sayın izleyiciler. Tabii şimdi eğer yetersiz yumurta çıkıyorsa ve yetersiz embriyo oluşuyorsa, havuzlamada 2 ay, 3 ay, 4 ay ta ki dediğim gibi yeteri kadar en azından 2 tane embriyo. Çünkü 35 yaşından sonra en az 2 embriyo transfer yapıp, yani 2 embriyo transfer hakkımız olduğu için en az 2 embriyo oluşana kadar yürüyoruz. Yani en azından elimizde 2 embriyo olana kadar. Hatta bunları daha fazla embriyo oluşturabilsek daha da iyi oluyor bizim için. Çünkü gebelik ihtimalleri ve şansı bu tarz yaşlarda azalıyor. Bu anlamda belki bir transfer hakkımız daha da doğsun diye bu tarz havuzlama yöntemi uygulayabiliyoruz. Havuzlama yöntemi dediğimiz şey aslında bir yedekleme. Yedekleme gibi bir şey. Aynen öyle. Aynen öyle. Peki genç hastalarımızda bir yaklaşım farkı var mı? Ya genç hastalarda dediğim gibi kişiye özel tedavi yapmak gerekiyor. Yani o hastanın yumurta durumu, yaşı, kilosu, bunlar hepsi sonucu etkiliyor. Hormonal durumu, hormonların ne durumda olduğu, ilaç dozunu etkiliyor. Düzgün ilaç dozuyla bu hastalarda, özellikle bu hastalarda dondurma tedavisi elimizde olduğu için daha rahat yüksek doz ilaç verip elimizde daha fazla embriyo oluşturup dondurup öbür ay daha yüksek gebelik şansı elde edebiliyoruz. Çünkü özellikle genç hasta grubunda polikistik over hastalığı olanlarda varsa, bunlarda yumurta kontrolü biraz zor oluyor. Yani onun için ne kadar yumurta cevabı verdiğine bakmaksın, daha çok yumurta cevabı versin, daha çok yumurta oluşsun ve biz bunları hemen o ay transfer yapmayalım, donduralım. Gerekirse arada isteriskobiyle bir yol açalım ve gebelik şansını artıralım diyebiliyoruz. Ve tabii bunlara belirleyecek ön tedaviler, antioksidan tedaviler, destek tedaviler ve özellikle transfer sonrası dönemde vereceğimiz destek tedaviler çok önemli oluyor genç hastalarda. Ama gebelik şansı çok daha yüksek oluyor bu sayede. Anladım. Evet Koray hocam, bizim genel olarak sormak istediğimiz sorular bunlar. Siz de cevapladınız, bizleri aydınlattınız. Teşekkür ederim. Bize mesleğinizle ilgili söylemek istediğiniz son sözleri alayım önce. Teşekkür ederim bana bu imkanı sağladığınız için. Biz teşekkür ederiz. Ben tabii şunu söylemek istiyorum öncelikle. Biz buraya çok Mozaik Tüp Bebek Merkezi olarak, Antakya Mozaik Tüp Bebek Merkezi olarak buraya gerçekten güzel bir merkez kurduk. Başarımız çok iyidir. İyi yerde eğitim aldık, geldik buralara. Yani bu anlamda... Burada tüp bebek anlamında yapılan her şey yapılıyor. Dediğim gibi, az önce özetlediğim gibi. Bu anlamda halkımızın bu anlamda bunun bilincinde olmasını isterim. Herkesi buraya bekleriz. Emin olsunlar ki eminelerde olacaklardır. Bu anlamda bana da bu imkanı tanıdığınız için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Eyvallah. Şimdi gelelim arkadaş sohbetine. Evet sevgili kardeşim, dinliyorum. Koray hocam, ben seni yıllardır tanırım. Evet. Sesinin çok güzel olduğunu biliyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ ol kardeşim. Müzikle ilgilendiğini biliyorum.
Eyvallah. Güzel bir ailen olduğunu biliyorum. Çok teşekkür ederim. Bize biraz insani yönden Koray Altunay kimdir? Bahseder misin? Abi ondan bahsetmeyeyim. Ben sizi davet edeyim. Gelin insani yönden Koray Altunay kimdir? Beni mekanımda ziyaret edin. Çok mutlu edersiniz beni. Eyvallah. Ben sizi evimde ağırlayayım. Çok teşekkür ederim. Ekibim ve ben bu davetinizi seve seve kabul ettim. Teşekkür ederim. Sağ olun. O zaman sizin evde görüşmek üzere. İnşallah. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu program için. Sevgili kardeşim. Sağ olun. Eyvallah. Sevgili Cüneyt kardeşim hoş geldin. Sefalar getirdin. Hoş bulduk. Seni Koray görmek hocam. Çok güzel. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hoş geldin. Sizleri görmek de güzel. Sağ ol. Programın ilk bölümünde zaten beraberdik. Ne güzel. Davetin için teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Böylece uzun zamandır görmediğim arkadaşım evet. Doktor Berna'yı da görmüş oldum. Hoş geldin. Bu delikanlıları da görmüş oldum. Çok iyi. Demir en son gördüğümde ufacık bir çocuktu. Berin zaten bebekti. Çok uzun zaman oldu değil mi? Aynen 2 yıl oldu Cüneyt kardeşim. Sen tabii gittin başkente bir diğeriz evet. eğitimi aldın. Özelliklerine özellik katıyorsun. Bu benim o çok hoşuma gidiyor. Teşekkür ederim. Kendini geliştirmen çok güzel bir şey. Sağ ol eksik olma. Senin formatında da işte tıbbi muhabbetten sonra bir ev ağırlaması varmış. Ne aynen güzel öyle. Çok hoşuma gitti. İnsanların günlük hayatlarını da çekmek fikri bence çok güzel bir fikir. Tebrik ediyorum seni. Teşekkür ederim. Bu güzel sağ ol. Anlaştığın bundan sonra dolayı. Konuk alacağımız arkadaşların mesleki bilgilerinden sonra doktorsa tıbbi bilgileri, psikologsa psikoloji ile ilgili bilgilerini aldıktan sonra onların insani yönlerini de ne güzel. Tanıtmak ne gibi güzel. Bir formatımız olacak. Umarım beğenirsiniz. Çok güzel. Ben her zaman onu söylüyorum zaten. İnsanın mesleğinden önce insanlığı ön planda olmalı diye düşünüyorum. Hatta. Mesleği çıkarttığın zaman arta kalan bir şey yoksa insanda o insanın bir kıymeti olduğunu düşünmüyorum. Yani insan önce insan olması lazım. Sonra meslekle ön plana çıkması lazım. Kesinlikle. Önce insanlık bence. Bu söylediğini sen yaşamında uyguladığın için çok aynen. sevilen bir insansın. Sağ ol sevgili kardeşim. Çok bunu her yerde görüyoruz, şahit var oluyoruz. Ol, var ol. Çok teşekkür ederim. Berna arkadaşım da benim SSK Acil'den beraber evet. çalıştığım nöbet arkadaşımdır. Evet. Benim az kahrımı çekmemiştir bu arada. Ama sen de benim az kahrımı çekmedin. Eyvallah. Evet Cüneyt güzel. Kardeşim biz nişanlı olduğumuz dönemlerde aynen. bizi idare ettiği için tekrar sana tüm insanlar huzurunda teşekkür ediyorum. Bizi çok güzel günler yaşattığın için teşekkür evet, ediyorum. Söyleyeyim mi? Kardeşim. Kardeşim benim sağ ol. Berna ile Koray henüz nişanlıyken evet. Berna SSK Acil'de çalışıyordu. Ben de SSK'nın işte sorumlusuydum. Koray Hoca gelirdi. Ya ben Berna ile bir yarım saat baş başa konuşabilir miyim derdi. Biz de tabii derdik yani. Ne güzel sağ ol kardeşim benim. Bu mutlu aile ve tablosunu aynen, gördükten senin, sonra iyi ki. Buna da senin katkın olmuştur Cüneyt kardeşim. Eyvallah. Bu güzel aile tablosu. Allah çok saadetinizi ederim. Daim etsin. Hepimizin inşallah çok teşekkür ederim. Biz açıkçası Cüneyt kardeşim mesleki olarak çok yoğun bir mesleğe sahibiz. Aileye ayırabildiğimiz zaman bu sebepten dolayı çok az olabiliyor ama ben bunu maksimize etmeye çalışıyorum. Kalan tüm zamanımı aileme harcamaya çalışıyorum. Eşim de bu konuda sağ olsun çocukların eğitimi ve sportif gelişimleri veya müziki anlamdaki gelişimlere çok katkıda bulunuyor. Beni tamamlıyor. Yani biz çocukların aslında bir iyi birey olmasını istiyoruz. Yani Atatürkçü, ilerici, sanattan hoşlanan, sanatı seven, topluma faydalı birileri olsun istiyoruz. Bu anlamda onları hem sanatsal anlamda gelişmelerini sağlamaya çalışıyoruz hem sportif anlamda gelişmeleri sağlamaya çalışıyoruz. Çocukluğundan beri hem Beril'e hem Demir Nedim'e çok büyük emeklerimiz oldu. Demir Nedim 4 yaşında tenise başladı. Teniste çok büyük başarılar elde etti. Tabii araya korona girdi vesaire ama çok ilerletti. Çok şükür sporlar dalında çok başarılılar. Demir teniste de, baskette de, futbolda da yani biz ne hangisine yönlendireceğimizi şaşırıyoruz açıkçası. Bu Covid salgını nedeniyle de bir an önce bu salgını atlatıp normal hayatımıza dönmeyi diliyoruz hep beraber. İnşallah bir an önce biter de günlük hayatımıza döneriz. Ama şöyle bir şey oldu aslında. Mevcut yaşadığımız şeylerin kıymetini anladık biraz da. Evet. Yani insan kaybetmeden belki de değerini anlamıyor bazı şeylerin. Onun için birçok şeyi anlamamızı sağladı. Aile bütünlüğümüzü sanki biraz daha böyle çok üst düzeye taşıdı. Sürekli daha çok görüşme şansımız oldu. Ben bir yandan da sevindim. Yani çocuklarımla çok daha fazla, hanımla, eşimle çok daha fazla vakit geçirme şansım oldu. Çok güzel oldu. Bu biraz sizin niyetinizin güzel olmasıyla, biraz entelektüel seviyenizin
yüksek olmasıyla da ilgili. Teşekkür ederim. Tersi örnekler de yaşanıyor. Birbirleriyle çok iç içe olan ailelerde bir takım sorunlar da, sıkıntılar da peydahlanabiliyor. Ama sizin doğru, olumlu etkilenmenize sevindim gerçekten. Olumlu etkilendik biz öyle. Güzel vakit geçirmek bizim çok hoşumuza gitti. Evet. Koray Hocam, ben senin müzikle uğraştığını biliyorum. Evet sevgili kardeşim. Seni yıllardır tanıyorum. Şimdi sevgili seyircilerimize, senin ve bu güzel evlatların beraber sunacağı bir iki parça olacağını düşünüyorum. Eğer beni kırmazsan. Biz zaten sürekli müzik yapıyoruz. Biz boş bulduğumuz her zaman da işte gitar çalıyor oğlum, ben söylüyorum. Kızım yan flüt çalıyor, ben söylüyorum. Beraber çalıyorlar. Biz boş bulduğumuz her zaman da bunu yapıyoruz zaten. Seve seve sizin için bir performans sergileyebiliriz. Harika. Çok memnun oluruz. Berna evet. Hanım eşlik eder mi? Eşlik eder tabii. Harika. Çok güzel. Güneşin ufka değdiği yer, oraya git ama yine gel, döneceksin diye söz ver. Böylesi hepsinden güzel, git özlet kendini yine gel, döneceksin diye söz ver. Dinle uzaktan çalan şarkı Hicaz'dan, yaktık seninle biz bir yangını yeni baştan. Dinle uzaktan küllerin arasından, madem her şey biter yine başlar yeni baştan. Bana ne olur ellerini ver, gideceksin ama yine gel, döneceksin diye söz ver. Dinle uzaktan çalan şarkı Hicaz'dan, yaktık seninle biz bir yangını yeni baştan. Dinle uzaktan küllerin arasından, madem her şey biter yine başlar yeni baştan. Bana ne olur ellerini ver, gideceksin ama yine gel, döneceksin diye söz ver. Süper. Bugün de operatör doktor Koray Altunay'ın evine misafir olduk. Onlara gösterdikleri misafirperverlikten dolayı çok teşekkür ediyorum. Var olun. Bu gençlerin Allah önünü açık etsin.
Onlarla gurur duyuyoruz. Yaptıkları her şey bizleri mutlu ediyor. Geleceğe dair ümitlerimizi canlandırıyor. Allah bütün çocuklarımızı bağışlasın. Yollarını açık etsin. Amin. Sizleri seviyoruz gençler. Sağ olun. Programlar biliyorsunuz bir takım aksiliklere maruz kalabiliyor. Ondan dolayı çeşitli zamanlarda es vermek zorunda kaldık. Duraklamak zorunda kaldık. Gecenin zifiri karanlığı ve yüzlerindeki gülücükten en ufak bir eksilme görmüyorum. Misafirperverliklerinde. Sağ olun. Hiçbir ödün vermiyorlar. Harika insanlar. Sağ olun. Onlara huzurlarınızda tekrar teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Bir Nefes Sıhhat programının bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Hoşça kalın.